Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikleri aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'in Buca bölgesinden sesleniyoruz ve Buca bölgesinde tavuk ve meze sektöründe oldukça iddialı bir isimle birlikteyiz. Hakan Bey ile birlikteyiz. Şimdi Hakan Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte alacağız. Alya Kömür'de Piliç ve Meze Evi şimdi sizlerle. Merhabalar Hakan Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Misafirperverliğiniz karşısında bizler de daha iyi olduk. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Bu sektöre nasıl başladınız? Daha önce satış pazarlama departmanında çalışıyordum, özel bir sektörde. Yemek sektörüne de ilgim ve alakam vardı. Kendim de seyahate çıkıp farklı farklı yerlerde yemek yemeyi sevdiğim için bu lezzetleri Buca halkına sunmak için eşimle beraber bu sektöre giriş yaptık. Ülkemiz zaten yemek çeşitleri konusunda oldukça iddialı bir ülke ve çok güzel yemeklerimiz gerçekten var. Sizler de pazarlama sektöründe faaliyet gösterdiğiniz için Türkiye'yi zaten güzel bir şekilde gezdiniz ve her yerde her güzel yemeğin tadına baktınız ve dediniz ki ben kendim güzel yemeğin nasıl yapılması gerektiğini artık öğrendim. Buca halkına da bu yemekleri sunabilirim. Peki burada hangi güzel yemekleri Buca halkına sunuyorsunuz? Biz burada ağırlıkta kızarmış piliç ürünleri satışı yapmaktayız. Kendimizin de ürettiği, imalatımızın olduğu mezeleri, çiğ tavuk ürünlerini, tavuğun tüm çiğ çeşitlerini, pişmiş çeşitlerini halkımıza sunmaktayız. Buca halkına sunmaktayız. Burada ağırlıklı olarak tavuk ürünleri bulunuyor. Tavuk dediğimizde aklımıza gelen bütün pilicimiz. Bunun yanında tavuğun tüm parçalarının hem çiğ hali hem de pişmiş halini sizlerden temin edebilirken aynı zamanda en güzel mezeleri de burada tadına bakıp bu mezeleri de sizlerden güzel bir şekilde temin edebiliyoruz. Öncelikle ben tavuk ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Çiğ ürünlerin yanında pişmiş ürünlerden başlamak istiyorum. Pişmiş ürünlerimiz nasıl hazırlanıyor? Normalde bu sektörde bu işi yapanlar mandıracılar, şarkütericiler marketlerin bile önünde görebilmekteyiz şu anda. Bizim farkımız bu işi kömürde yapıyor olmamız. O makinemizin de içinde gördüğünüz gibi tandır kıvamında, lokum gibi kıvamda pişmekte ürünlerimiz. Tüm parçaları tek tek, işte bütün tavuğu, bageti, kalçalı butu, inci, kanadı, sırtı, kelebeği dahil tüm ürünleri tek tek parçalayıp şişlere dizip halkımıza satışa sunuyoruz. Yaklaşık 3-4 saat boyunca dediğim gibi tandır kıvamında pişiyor ürünlerimiz. Normalde elektrikte ya da tüpte yapanlar 1 saatte, 1,5 saatte bunu servis etmekte. Biz daha güzel pişsin, daha kıvamında pişsin, daha sulu pişsin diye 3-4 saat boyunca makinemizde pişiriyoruz. Söylediğim gibi kömürde pişmesinin avantajıysa, normalde şöyle anlatayım size, elektrikli soba ile ısınan bir ev ya da kömürlü soba ısınan ev arasındaki fark nasılsa bizim ürünlerimizde fark bu şekilde, bariz bir fark var. 3-4 saat boyunca piştiği için, hem uzun süreli pişirdiğimiz için hem de kömürde piştiği için ürünlerimiz tandır kıvamını almakta. Ben burada ne anlatırsam anlatayım, izleyicilere ne anlatırsam anlatayım, buraya gelip bu lezzetleri, bu ürünleri tatmadan anlatmak imkansız. Sizin tavuğunuzun lezzetinin tam olarak aslında ifade edebilmemizin sebebi şu. Diyoruz ki çok lezzetli bir tavuğumuz var. Tavuk konusunda çok iddialıyız. Bunun sebebi de şu. Hem uzun saatler boyunca pişiyor hem de kömürde piştiği için lezzeti bambaşka oluyor. Tabii ki bunu burada biz ne kadar anlatırsak anlatalım, izleyicilerimize tadına baktırmadan ifade edemeyiz. O yüzden tüm izleyicilerimizi buraya davet edelim. Bunun yanında meze ürünlerimizden, meze çeşitliliğimizden de bahsetmek istiyorum. Çünkü ülkemizde birçok meze çeşidi var. Sizin elinizde bulunan mezeler hangileri ve bu mezeleri nasıl hazırlıyorsunuz? Bütün meze çeşitlerimizi burada kendimiz yapıyoruz. Hiçbir şekilde dışarıdan ürün almıyoruz. Birçok meze çeşitimiz bulunuyor. Yoğurtlu meze ürünlerimizin içerisinde haydari, atom, yoğurtlu baba ganuş, havuç tarator, kabak tarator bulunmakta. Haydari, semizotu, közbiber, yoğurtlu közbiber, yoğurtlu patlıcanlı baba ganuş gibi ürünlerimiz bulunmakta. Yoğurtlu yaptığımız ürünlerde. Diğer grupta diğer yaptığımız şeyler patlıcan, köz patlıcan, közbiber, piyaz. Yoğurtlulardan aynı zamanda sık tercih edilen Rus salatamız mevcut bulunmakta. Yoğurtsuz olarak yaptığımız şu anda patlıcan, közbiber, piyaz, arnavut ciğeri, patates salatası bulunmakta. Bunun dışında İzmirlilerin tercih
ettiği birçok meyve çeşidi bulunmaktadır. Aslında burada birçok üründen bahsediyoruz. Birçok yemekten bahsederken bu yemeklerin içerisinde kullandığımız birçok ürün var. Kullandığımız ürünler de oldukça önemli. Bu ürünlerin kalitesi de oldukça önemli. Siz bu konuda ne kadar bu konuyu önemsiyorsunuz diye sormak istiyorum aslında. Çünkü yemeklerin lezzetini ortaya çıkaran bir diğer husus da bu. Firmamızın ismi Aliye Kömürde Piliç ve Mezevi. Aliye ismi bizim eşimle, kızımızın ismi. Eşimle beraber burada kendi ürünlerimizi hazırlarken yemediğimiz ya da yemeyeceğimiz hiçbir şeyi buraya gelen müşterilerimize sunmuyoruz. Kızımın yemeyeceği bir şeyi hiçbir kimsenin kızına, oğluna kesinlikle yedirmiyorum. Bizim kendi sloganımız da var eşimle beraber. Her zaman şunu deriz. Sevdiğimiz işi yapıyoruz, yaptığımız işi yiyoruz. Çok tatlı bir kızınız da var. O kızınızın zaten ismini firmanıza verdiniz ve eşinizle birlikte hem kızınızın hem de sizin yemeyeceği hiçbir ürünü burada hiç kimseye sunmuyorsunuz. Çünkü zaten burayı açmadaki asıl amacınız da zaten buydu. Kendi yediğiniz güzel yemekleri, o lezzetli yemekleri buca halkına da sunabilmekti. Bunun yanında biliyorsunuz pandemi döneminden geçiyoruz. Tüm dünyada yaşanan bir pandemi dönemi ve şu anda bizim gıda sektöründe bir ürün ya da hizmet alırken en başta baktığımız özellik o firmanın temiz olup olmaması. Hijyen kurallarına ne kadar uyduğu bizi oldukça fazla ilgilendiriyor. Siz burada pandemiye dair önlemler alıyor musunuz? Tabii ki buna daha öncesinde dikkat ediyorduk. Kesinlikle eldivensiz çalışmıyoruz burada. Pandemiyle beraber bu süreçte maske takıyoruz kesinlikle. Maskesiz kesinlikle çalışmıyoruz. Eldiven, maske, sosyal mesafe, hijyen bunlara dikkat ediyoruz. Pandemi döneminde de olsa biz tüm önlemlerimizi aldık. İsteyen herkes buradaki hijyeni, buradaki çalışma şartlarımızı görebilir. İsteyen herkes burada firmamızı ziyaret edebilip şeffaf bir şekilde buradaki çalışma ortamımızı görebilir. Aynı zamanda paket servis hizmetimiz de mevcut. Siz zaten pandemiye dair gerekli tüm önlemleri aldınız. Buraya gelip herkesi davet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki biz zaten çalışma ortamımız tamamen şeffaf. Herhangi bir çekincemiz yok. Tüm hijyen kurallarına uyduğumuzu misafirlerimiz burada görebilir. Aynı zamanda buraya gelmek istemeyen kişiler için paket servis hizmetimiz de mevcut. Paket servis hizmetimizden de yararlanabilir dedik. Peki izleyicilerimizin sizlere daha rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için bir sosyal medya hesabınız var mı? Tabii ki bizlere Facebook ve Instagram'dan Aliye Kömürde Piliç ve Mezevi yazarak ulaşabilirler. Verdiğiniz değerli bilgiler ve keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bizleri tercih ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sizler de gelin bu lezzetli tavuklarımızın ve mezelerimizin tadına bakın. Sevdiğimiz işi yapıyoruz, yaptığımız işi yiyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de lezzetli bir tavuk ya da meze yemek istiyorum diyorsanız gönül rahatlığıyla Hakan Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.